don't show up to my show if you've got no. PS4 for the players. Selamünaleyküm kardeşlerim. Bugün Serbik'te yepyeni bir videoyu daha birlikteyiz arkadaşlar. Bugün karşımızda sonunda çok farklı bir içerik var. FIFA 18 arkadaşlar. Şu anda EA Sports FIFA. FIFA 18 arkadaşlar ilk resmi trailer mı dersiniz artık? Yani ilk resmi tanıtım mı dersiniz? O tarz bir video yayını. Tabii ki de oyunun içinde gameplay olarak yok. Sadece grafik ve hani oyunu birazcık da hype yaratmak için olan efektler var arkadaşlar. Size çok müjdeli bir haberim var. FIFA yani EA Sports arkadaşlar resmi olarak FIFA oyununda PlayStation'la anlaştı. Biliyorsunuz ki önceden Xbox'la anlaşmıştı. Yani bu sene artık PlayStation'la anlaştı arkadaşlar. Neredeyse bütün oyunlar gibi o da PlayStation'a geçti. Çünkü Xbox One vs PlayStation 4 rekabetinde PlayStation 4 çok ezici bir üstünlük sağladı arkadaşlar Xbox'a karşı. Bu da dediğim gibi her oyunda üstün gelmesine sebep oldu. Şu anda EA Sports arkadaşlar PlayStation'la anlaşmış durumda. Bu da demek oluyor ki önceden Xbox'a sağlamış olduğu öncelikler, mesela oyun çıkmadan önce pre-order yaptıysanız arkadaşlar, bir hafta önce yanlış hatırlamıyorsam sizlere 72 saatlik bir oynama hakkı falan tanıyor. Yani her şeyi daha önce yapabiliyorsunuz PlayStation'da. Xbox'a özür diliyorum. Şimdi bu her şey PlayStation'a geçecek. Biliyorsunuz ki herkesin beklediği Legend'lar vardı, yani efsanevi kartlar arkadaşlar. Onların da sonunda PlayStation'a geçtiğini %99 olarak kesinleştirdik arkadaşlar. Bunun ne gibi efektleri olacak? Tabii ki de bunları videonun devamında konuşacağız. Evet arkadaşlar, şu anda ekranda görmüş olduğunuz gibi FIFA 18'in ilk duyurulan özelliği yani Icon Edition. Biliyorsunuz ki çok farklı şekilde arkadaşlar Edition yani sürümleri yayınlanıyor. Standart, Deluxe olur, işte yok Ronaldo Edition tarzı şeyler. Bu sene oyunda Ronaldo Edition olacağı da söyleniyor ve oyunun kapak fotoğrafında Ronaldo olacak arkadaşlar. Bu kesin olarak açıklandı. Yani herkesin yani Xbox'ta hani artık insanlar sırf Legend için bile alıyordu. Çünkü ben sırf FIFA oynayan birisiyim. Hani ben bile Xbox almayı düşünüyordum arkadaşlar. Ancak tabii Türkiye'deki kitle tamamen PlayStation'a dayalı olduğu için Xbox alsam tek başıma oynamak zorunda kalacaktım. Ancak artık buna gerek kalmadı. Çünkü sonunda EA Sports PlayStation'a anlaştı. Legend'ların arkadaşlar markete gelmesi neleri değiştirecek? Dilerseniz birazcık bahsedelim. Biliyorsunuz ki her zaman Xbox'ta büyük oyuncuların fiyatları daha düşüktü. Mesela Ronaldo, mesela Pogba gibi. Bunun sebebi arkadaşlar insanlar Pogba yerine oraya herhangi bir Legend'da koyabiliyor. Mesela Vieira olabilir veya oraya Matthews koyabilir gibi gibi. Yani kısacası oyunda kullanabileceğiniz, alabileceğiniz kart sayısı fazlalaşıyor. Sağ kanada George Best gibi. Mesela arkadaşlar bu tarz kartlar var oyunda. Legend'lar geldi ama tabii JJ, Okocha, Pele gibi çok daha büyük şeyler, oyuncular oyuna dahil olacak PlayStation içinde. Bu da marketi arkadaşlar ucuz atacak. Bu PlayStation oynayanlar için çok iyi bir şey. Çünkü Ronaldo arkadaşlar markette yani sene boyunca neredeyse 1.7 milyon, 1.6 milyon civarında hep 1.5'un üstünde gidiyordu. Bu da alım gücünü çok azaltıyordu. Ancak Xbox'ta tabii ki de fiyatlar çok daha düşüktü arkadaşlar. Şimdi önümüzdeki sene PlayStation'a çıktığı zaman bu da bizim için olacak ve tabii ki de paket açanlar için Legend çıkarma gibi olasılık olacak. Yani o walkout olayı geldiği zaman artık Legend'la gelebilecek. Bu da bence mükemmel bir heyecan. Çünkü PlayStation'da bu şans düşüktü diyelim. Team of the Week walkout gelebilir veya normal walkout gelebilir diyordunuz. Ama şimdi Legend'lar da gelebilecek ve Legend'lar oyunun her zaman da gelebilecek. O yüzden müthiş bir özellik olarak görüyorum. Son olarak arkadaşlar ekranda görmüş olduğunuz gibi Cristiano Ronaldo, görmüş olduğunuz gibi ekranda arkadaşlar oyunun kapağı bu şekilde olacak. Ronaldo Edition de duyuruldu arkadaşlar. Müthiş şeyler olacağını ben düşünüyorum FIFA 18'de. Özellikle şans faktörünü oyundan kaldırırlarsa ve oyundaki nasıl diyeyim size yani arkadaşlar tutarsızlık var. Mesela bir maç çok hızlı oluyor, bir maç çok yavaş oluyor. Bu da oyunun tamamen serverlarından ve oyunun kodlamasından kaynaklanıyor. Umarım önümüzdeki sene bu tür şeyler gelişir arkadaşlar. Oyun ne zaman çıkacak derseniz her zamanki gibi Eylül'ün sonuna doğru çıkacak arkadaşlar. Her sene olduğu gibi. Çünkü takımların son transferleri ve son formalarının duyurulması gerekiyor fanın çıkması için. Bu şekilde bir duyurulma olacak. Tabii ki de arkadaşlar ben FIFA 18 ile ilgili bütün her şeyi sizler için ilk alıp çekeceğim. Bunu her zaman biliyorsunuz. Bütün ilk bilgileri bu kanalda bulacaksınız. Haberiniz olsun arkadaşlar. O yüzden daha fazla FIFA 18 içeriği için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Aynı şekilde videoyu da beğenerek bana destek olabilirsiniz. Biliyorsunuz ki Ryan Babel ile profesyonel futbolcuya video atma sözü vermiştim. Bunu atacağım. Bunu atacağım için Facebook grubuna alımlarını durduracağım arkadaşlar. Aşağıdan Facebook gruplarına da katılmayı unutmayın. Orada tamamen bir aile ortamı kuracağım. Ve bu ortamı kanalım büyüdükçe bozmayacağım. Orası bize ayrı bir yer olacak. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın ve bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hayırlı iftarlar diyorum ve hoşçakalın.